sabahlar, iyi günler, hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler, sağolunuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Yalova'dan güzel bir haberle tarım gündemini açtık. Yalova'ya özgü, Yalova ile özdeşleşmiş olan pembe domates ve kıl biberin bugün bu yıl yine fidesini dağıttınız. Bununla ilgili haberi aldık. Fakat haberin detayında önemli bir nokta var. Geçtiğimiz yılda artık dağıtım yapılmayacağını belirtmişsiniz. Fakat yıl içerisinde gelen yoğun talep üzerine yeniden üretilmiş. Devamında da 2014 yılı dağıtım için son diyorsunuz. Neler söylersiniz? Buyurunuz. Şimdi tabii biz bu domatesi, evet, domates tohumuyla biber tohumunu insanların artık hibrit tohumlardan değil, gerçekten özüne dönmesi için, evet, yerli tohumlardan yemesini ve insanların sağlıklı besin almasını talep ediyoruz. Biz bunu 7 sene önce 98 yaşında bir yaşlının bohçasında sandığında bulduğumuz 150 tane tohumla şu anda 500 bin tane olarak dağıtım yapıyoruz. Yani 7 sene içinde biz bunu geliştirdik, bu hale getirdik. Evet. Her zaman ziraat odası olarak insanların bizim ürettiğimiz ürünlerin sağlıklı ve geçmişe dönük bizim öz dediğimiz sivrit tohum değil, evet, yerli tohumlara dönüşmesini gerektiği için ben 2014 yılının son dememin sebebi tam şu ana kadar 3 milyon fide dağıttık. Evet. Bu 7 sene içinde bu dağıttığımız tohum fidelerden üretilen domatesler tohumluk değeri de var. Yani her insan öyle her sene bu üretilen domateslerden tohum da elde edebilir kendisine. Evet. Kendisine devamını getirebilir. Bizim 2014'te dememizin sebebi de şudur. Evet. Yani değişik ürünlerde biz domatesle kıl biberi yine elimizde biriktirilmiş olarak bekletiyoruz. Evet. Tohumları. Yani o artık bizim bankamızda duruyor. Evet. Ama bundan sonra 2014'ten sonra değişik ürünlerdir. Nedir? İşte karpuzdur, işte kavundur, işte yani Yalova'ya özgü başka ürünleri bu kez hayata geçirmek, bunları var etmek üzere çalışacağız diyorsunuz. Diğer tohumlara ağırlık verelim istiyorsunuz. Tabii, dolayısıyla tabii yani. Evet, domatesten artık üreticilerimiz kendi tohumlarını alıp üretimi devam ettirebilirler. Ya evet, üretebilirler artık. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz başka bir nokta? Yani şu, ben tabii sizlere hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ olasın. Bizim zaten ziraat odalarının asli görevi üreticilere yardımcı olmak ve tüketiciye de en iyi ürünleri yedirebilmektir. Kesinlikle. O yüzden biz de şunu söylüyoruz, bizim ilk şeyimiz diyoruz ki, evet, halkımız sağlıklı besinler yiyebilmesi için hibrit tohumu artık yavaş yavaş bizim bünyemizden çıkıp yerli tohumlarımızla dönmemiz gerektiğini ve yerli tohumlarla insanlarımızın sağlıklı besinler tüketmesini talep ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum bu fırsatı sağladığınız için. İyi günler efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sağolunuz.